Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Merkez Bankası ile başlayacağız bugün yine. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararları sonrasında dün de ekonomistlerle bir toplantı vardı. Neler konuşuldu hocam bu toplantıda? Şimdi siz bugün yine yazınızda değinmişsiniz Merkez Bankası'nın tavrına, kararlarına ve politika değişikliğine aslında. Yeniden cari açıkta bir artış görecek miyiz hakikaten? Ve büyüme odaklı bir politika artık bundan sonra sergileyecek demiştik. 2013'te hakikaten bu büyüme aslında ekonomi yönetiminin istediği gibi mi olacak? Buna karşılık tabii enflasyonda neleri göreceğiz? Bunları konuşarak başlayalım. Geniş evet. Oldu biraz ama. Yok bayağı güzel girdim bence. Ayrıca bu arada birkaç soru var. Yaklaşık geçen hafta cumartesinden beri Barış bizim web sitesine bilgeyatırımcı.com'a bayağı bir saldırı var. Sürekli olarak script konuyor. O yüzden bazen yazı, Google'dan şey geliyor. Dikkat uyarısı geliyor. Özellikle virüs programı olmayanlar bence girmesinler. Çünkü artık kötü niyetli yazılımı kim nasıl yüklüyor ve nasıl şifreleri alıyorlar, bütün sistemi temizliyoruz, yeniden karşımıza çıkıyor. Bu hafta sonu artık bütün bir site tamamıyla kaldırılacak, yerine yeniden kurulacak her şey. İnşallah arşivi kaybetmeyiz. Onu özellikle vurgulayayım. Evet. Hani kimsenin oradan dolayı zarar görmesini istemem. Bilgisayarlarında eğer virüs programı çalışmıyorsa şey yapmasınlar. Ben hani çalıştığı için girdiğim zaman sorunsuz okuyabiliyorum. Yani virüs programı herhangi bir virüs tespit etmiyor. Ama yaklaşık bir haftadır bu uyarı geliyor. Onu öncelikle vurgulayayım. Diğer taraftan gelelim Merkez Bankası'na. Merkez Bankası biliyorsun en son para politikası kurulu toplantısını yaptı ve bu toplantılardan sonra genellikle de iletişimi güçlendirmek adına, yani biz neyin için yapıyoruzu anlatmak üzere fon yöneticileri, piyasada ilgilileri, ekonomistlerle toplantılar yapıyor. Şimdi bu toplantılarda neler konuşulmuş diye baktığımızda aslında Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikası kurulu açıklamalarında söylediklerinden çok farklı bir şey yok. Hmm. Ama hani birkaç notla dikkatimizi çeken şey şu. Cari açık konusunda her ne kadar ben bugünkü yazımda 2013'te cari açık yeniden ciddi bir yükselişe geçecek desem de Merkez Bankası ithalatta son dönemde bir artış olduğunu kabul ediyor. Ama cari açığın altın ve enerji dışında bakıldığında çok da riskli olmadığını belirtiyor Merkez Bankası. Önümüzdeki birkaç ayda cari açığın artacağını söylüyor. O da bunu söylüyor. Ve aynı zamanda bunun bu hızla sürmesini beklemiyor. Fakat birkaç ay daha devam edecek. Fakat bu artış daha yumuşak olacak diyor. Özellikle de bunun sebebi de enerji fiyatlarında. Hı hı. Yani şu son olaylardan, altındaki gerilemeden, Amerika'daki büyümenin ye ilişkin ciddi sorgulamalar başladığından bu yana petrol fiyatları geriliyor. Bugün de biliyorsun motorine ve benzine indirim geldi. Tüpraş açıkladı. Dolayısıyla da cari açığı azaltıcı etki yaptığı belirtiliyor. Ama ben şu an Türkiye'de stokların erimeye başladığını belirtiyorlar. Yani geçen yıl üretilmiş ve satılamamış olan stoklar eriyerek biz büyüyoruz. Bu faiz oranlarıyla, ki bu faiz oranları Zafer Çağlayan'ın dediği şekilde kredilere de bence yansıyacak. Kredi faiz oranları da düşmek zorunda kalacak. Dolayısıyla iç talebi arttırmaya çalıştığını belirtiyor Merkez Bankası. Geçen sene kantarın topuzunu fazla kaçırdıklarını söylüyor. Yani büyüme konusunda aslında o kadar da kendi uyguladıkları politika sonrasında o kadar da düşük bir büyüme beklemediklerini ve bu sene küresel olarak işlerin iyi olmadığını, ki önceki gün IMF yapmış olduğu açıklamalarda Avrupa'da özellikle resesyonun devam edeceğini söylüyor. Bir küresel krizin devam ettiğini düşünüyor Merkez Bankası. Ve Japonya'nın basmış olduğu paralar artı diğer parasal genişlemelerin Türkiye'ye sermaye akımını devam ettireceğini ve bu nedenle de yani cari açığın finansmanında bir sorun olmayacağını belirtiyorlar. Enflasyona gelince enflasyonda
Mart ayında enflasyon yüksek geldi beklentilerden. Bunun evet. işte işlenmemiş gıda dediğimiz, yani direkt olarak tarladan ürünün alınıp getirilen gıdalar. Bu işte sebze, meyve olabiliyor. Bunlardan kaynaklandığını ve bu da enflasyonda oynaklığı arttırdığını söylüyorlar ve şeyden vazgeçmiş durumda Merkez Bankası. Yani %5.3 enflasyonun hedefinden vazgeçmiş durumda. Piyasada zaten 6.5 civarında bekliyor. Yani enflasyonu engellemeye kalkmanın maliyetinin büyümeye yapacağı etki nedeniyle daha yüksek olacağını belirtiyorlar. İşte cari açının artmaması için likidite politikasını ayarlayacaklar. Dediğim gibi tam bir işte faizi düşürdük, daha fazla para gelmesin, sermaye akımları geliyor. Bir de cari açık finansmanının kalitesinde de sorgulama var. Cari açık finansmanı şöyle olur. Ya gelir adam buraya fabrika kurar, üretim yapar. Ya da gelir sizin hisse senedinizi, tahvilinizi alır. Son dönemde çok yüksek oranlı bir tahvil alımı var. Ama Merkez Bankası bunu riskli olarak görmüyor. Diyor ki burada vadeler uzadı diyor. Daha önce 600 gün, 800 gün vadeyle gelen yabancılar şu an güçlü alım yapıyorlar ama bu vade 1200 güne doğru çıkıyor diyor. Dolayısıyla bu da diyor işte vade uzadığı için daha sağlıklı bir finansman diyor ama yani vade istediği kadar uzasın. Yani vade uzamış olsa bile o adam 1200 gün bekleyecek demek değildir. Herhangi bir sorun olduğunda elindeki tahvili satar ve gider. Evet. Ve hatta orada eğer sorunu görürse zararına da satar. Yani illa kar edip çıkmak beklemez zorunda yani. Da değil. Beklemezdi. Şimdi tabii ben bugünkü yazım biraz daha böyle şey sert bir yazı. Şöyle ki Merkez Bankası'nın 2 ay öncesine göre çok radikal bir politika değişikliğine gittiğini söylüyorum ve aynı zamanda da bunun daha çok politik baskılardan kaynaklandığını düşündüğümü söylüyorum. Özellikle de böyle bir hem anayasa değişimi, seçim dönemi vesaireye girilirken yani büyümeye mecburen destek atılmak zorunda kalıyor. Bu durum kısa vadede önümüzdeki bir 6 ayda Merkez Bankası'nın izlediği politika özellikle sanayici, iş adamı ve üreteni rahatlatacaktır. Çünkü talep artacaktır ürünlere ve insanlar yeniden kredi kullanmaya başlayacaktır. Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başlı'nın daha önce Baba Ali toplantılarında yaptığı toplantılarına ben de katılmıştım. Orada da şunu belirtiyordu. Özellikle bu uygulanmakta olan Merkez Bankası'nın para politikasında bir geri adım olmadığını ve büyümenin geleceğini, yani büyüme %4 olacak diyor Merkez Bankası, bunu söylüyor. Ve uyguladıkları rezerv opsiyon katsayısı veya rezerv opsiyon mekanizması diyelim, bununla piyasalardaki bir bozulmayı önleyeceklerini düşünüyorlar. Fakat ya burada gerçekten sıkıntı var. Yani kısa vadede çok olumlu bir resmi göreceğiz. Bunda hiç şüphe yok. İnsanlar daha fazla kendisini rahat hissedecek, daha fazla borçlanacaklar. Ve temel vurgu da şu, bakın Avrupa'ya tüketici halk ne kadar borçlanmış, milli gelirin yüzde kaçı kadar borçlu. Orada %60-70'ine ortalamaya gelirken bizde henüz %29 borçlu. Dolayısıyla bu bir sorun değil. Hani halkı borcu bir sorun değil. Şimdi özel sektör borcuna bakıyoruz. Özel sektör borcu, hani şu söylem var ya, Türkiye'nin borcu, artık Türkiye'nin sıfır borcu, borcu kalmadı. Bu kamunun borcundan bahsediliyor böyle denildiğinde. Yani kamunun daha önce IMF'ye borcu vardı. 2001 krizinde yaklaşık 26 milyar dolar bir kredi kullanmıştık. Ve bunun tamamını ödedik. Yani yeni bir borçlanma yapmadık. Ama kamunun borcu azalırken özel sektörün borcu çok hızlı bir ivmeyle arttı. Orada da yine sıkıntı görülmüyor. Sebebi de şu. Özel sektör zaten kendi parasını getiriyor. Dışarıda tuttuğu parayı kendisine borç olarak getiriyor. Bu yüzden maliye önlemler aldı. Dışarıdan gelen kredinin faizini gider yazabiliyorlardı. Bu konuda artık zannedersem bu 2014'ten itibaren olacak herhalde. Orada gelen dışarıdan alınmış kredilerin maliyeti yani faizi yazılırken orada yine bir vergilendirme olacak. Sonuç olarak büyümeye destek veren, enflasyonu geri plana atan, düşük faiz ve kur yükselsin amacı güden bir politika izleniyor. Peki kur yükselebiliyor mu? Kur yükselmiyor şu anda. 2000
11 bitti. 2012'ye girerken biliyorsun dolar 1.90'a gelmişti. O sırada ikiler konuşuluyordu. Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı da çıktı. Dedi ki dolara dokunanın eli yanar ve gerçekten de faizleri hızla yükseltti. 12.5'a getirdi ve o andan itibaren de doların ateşi sönmeye başladı. Faizi yükselterek dolara talebi engelleyebiliyorsunuz. Ama faizi düşürerek gelen doları engelleyemiyorsunuz. Bu kesinlikle böyle çalışıyor. Yani faiz düşerse artık bir miktar döviz kuru yükselir. Bu da cari açığın artmasını engeller. Mantığı çok fazla işlemiyor benim görebildiğim kadarıyla. Yani son 3 ayda. Tüm bu hepsini toparlayacak olursak çok yeni bir şey söylemedi ama şeyi artık netleştirdi. Gelecekte faiz indirimi devam edecek. Hani ev alacağım faizler daha... değişti yani. Evet. Gelecekte ben ev alacağım faizler düşer mi daha Yaşar Bey diye. Evet düşer. Düşer. Onu söyleyebiliriz. Fakat gösterge faiz zaten bunu satın aldığı için yani 5.49'a düştü ki bu Cumhuriyet tarihinin en düşük faizi diyebiliriz. Özellikle 1980'de liberalizasyona geçişten sonra ki devletin borçlanma faizlerine baktığımızda böyle bir borçlanma, böyle bir devlet tahvili faizi yok. Ve hemen yeri gelmişken dün söyledim, tekrar etmek istiyorum. Tahvil bono fonlarına girmiş olanlar ki 6.5 civarında biz tahvil bono fonlarında alım yapılmasını çünkü faizlerin tekrar düşebileceğini belirttiğimizde onlar bir miktar artık tahvil bono fonlarından kar realize edebilirler. Kar realizasyonu yaparak bir miktar nakde geçebilirler. Peki hocam bir de dışarıya bakalım. Şimdi dün Fed'in 5 kitabı açıklandı. Bölge şubelerinden gelen raporlar doğrultusunda hazırlanan. Evet. O kitapçıkta ne diyor bu büyümeyle ilgili? Büyüme devam ediyor mu Amerika'da? Ona bir bakalım isterseniz. 12 eyalet için neler söylüyor? Şöyle 5 kitap Barış. 5 kitap 12 tane bölgesinde Amerika'nın. Gerçi 40 eyalet var ama 12 tane bölgeye ayrılmış durumda. Bu 12 bölgesinde geçen 5 kitap şunu söyledi. Ilımlı büyüme var diyor. Daha önce daha kötüydü durum. Bu sefer iki bölgede daha güçlenmiş büyüme. Diğer taraflarda da ılımlı büyüme söz konusu. Dolayısıyla Amerika'da bu ılımlı büyümenin devam ettiğini söylüyor. Daha fazla çok fazla hani o konuda ayrıntıya girmemize gerek yok. Biraz iç piyasalara bakacağız ama burada çok önemli olan nokta asıl henüz Amerika'daki bu sağlık sigortası ve artı diğer vergi artışları ekonomiye tam yansımamış durumda ve bunun ekonomistler genellikle birinci çeyrekten sonra daha çok etkileyeceğini ve Amerikan ekonomisinde yeniden bir resesyonist dalganın başlayabileceğini söylüyorlar. Şu an borsalar ve Amerikan tahvilleri, 10 yıllık tahvilleri böyle bir resesyon sinyalini çok yani borsa vermiyordu. Tahvile ben daha çok güvenirim. Yani tahvil gelecekte resesyon olup olmayacağını çok daha iyi görür. 2.05'ten Amerikan 10 yıllık vadelileri 1.70'lere kadar geriledi. Bu çok net bir şekilde ekonominin yavaşlayacağının en önemli sinyallerinden biri. Hatta seninle burada otururken bir izleyicimiz sormuştu. Faizlerin böyle yükselmesi riskli değil mi? Amerika'da bakın faizler 10 yıllıklar %2'yi geçti, 2.05'e geçti, geldi diye bir izleyicimiz söylemişti. Ben de onun olumsuz bir şey olmadığını, ekonomide ciddi bir canlanma başlayacağı zaman faizlerin yükselmeye başlayacağını, dolayısıyla bunun Amerika'da ciddi bir büyüme beklentisi olarak yansıdığını söylemiştim. Şu an onu söyleyemiyoruz. Ve küresel olarak borsaları da bu etkiliyor. Peki küresel olarak borsalarda durum ne? Dün hocam DAX'ta bir gerileme vardı. Yine Amerikan borsalarında bir sert bir gerileme var. Ki DAX'taki 2'nin de üzerinde, %2'nin de üzerinde. 2.34'lere ulaşmış. Amerikan borsalarında da sert gerileme var. Bunun sebepleri nelerdi? Bizim piyasa bundan nasıl etkilendi, nasıl etkileniyor? Şimdi şöyle, dün bir ara bir baktık çok ani bir şekilde Almanya DAX endeksinde Avrupa'da inanılmaz bir sert düşüş oldu. Bu arada şeyin sorusunu da cevaplamış olalım. Rıfat Bey, Rıfat boş boş Euro dolar paritesi dün ciddi bir şekilde düştü. Satışın nedeni nedir diye sormuş. Bunun sebebi Egan Jones isimli bir derecelendirme kuruluşu var. Bu derecelendirme kuruluşu Almanya'nın notunu düşürecekmiş. Bu haber gelmiş. Bu haberi önceden alanlar Alman borsasında DAX Almanya'da ciddi anlamda satışa geçmişler. Ve %2 civarında düşüşün sebebi oymuş. Daha sonra Egan Jones zaten notunu A artıdan A'ya indirdi Almanya'nın.
ve Almanya'nın şu anki ekonomik yapısının güçlü olduğunu ama bunun sürdürülemez olduğunu söylüyor Egan Jones. Fakat şöyle bir durum da var. Aslında ben piyasanın bunu niye bu kadar ciddiye aldığını da anlamadım. Çünkü Egan Jones dediğiniz hani fonlar, devletler, bankalar da yönetmelikler vardır. Denir ki bir Amerikan bankasına sen gidip Türkiye tahvilini alabilmek için 3 tane derecelendirme kuruluşundan en az 2 tanesinden yatırım yapılabilir notu gelmediği sürece gidip Türk tahvillerini alamazsın. Ama bunların içerisinde bildiğimiz JCR, Moody's, tabii, Standard & Poor's vardır. Egan Jones yoktur. Hiçbir ben fonun yani yabancı fonlar olsun, devlet tahvilleriyle ilgili olarak bankalara olsun, hani Egan Jones'u ciddi bir şekilde şey olarak düşünmüyorlar. Derecelendirme kuruluşu. Onun verdiği notu çok da önemsemiyorlar. Fakat şunu da söyleyeyim. Moody's, Standard & Poor's, JCR vesaire tüm bunlar içerisinde en doğru analizleri de onlar yapıyor. Yani bir şey olmadan önce ilk haber veren onlar. Amerika'nın ilk notunu düşüren de onlar. Yani Almanya'nın da notunu düşürüyor. Ben ciddiye alıyorum onların şeyini. Yani Almanya'da ekonominin kötüye gittiğini çok net bir şekilde görmüş durumdalar. Ve bu not düşüşünün önceden alınması, duyulması. Çünkü hiç haber yok. Yani yaklaşık bir saat kimse, her yeri arıyoruz, soruyoruz. Hmm. Yurt dışından bakıyoruz. Niye düşüyor? İşte DAX'da büyük çöküş var. Hiç kimse bilmiyor sebebini. Ve o sert düşüş oldu. Bizde de o sırada bir miktar geri çekilme oldu ama biz o kadar hani orası kadar sert düşmedik. Yani bizde yaklaşık 300-500 puanlık bir geri çekilme oldu. Avrupa'daki geri düşüşün ardından. Asıl sıkıntı bence yani Avrupa küresel anlamda bakıldığında şu an bölgelerin en kötüsü. İşsizlik oranı sürekli yükselen. Feri ülkeleri dediğimiz İtalya, İspanya, Portekiz gibi onların borçları hala büyüme gelmediği için onların borçları çok ciddi biçimde artıyor. Ve o ciddi bir sıkıntı yaratacak. IMF'nin tahminleri geldi. Bu işte son küresel görünüm tahminleri geldi. Resmen Avrupa için hiç iyi bir senaryo çizmiyorlar. Bu şartlar altında Amerika'da yavaşlamışken, Amerika'da da faizler bu kadar aşağı gitmişken şunu anlıyorum ben. Evet, Amerika'da da bir miktar yavaşlama geliyor. Dolayısıyla borsalar bunu satın almaz diye düşünüyorum. O yüzden dış borsalara bundan sonra daha çok dikkat etmemiz lazım. Ve bu düşüşler, hem Amerika'daki düşüşler hem Avrupa'daki düşüşler, yani yeni bir aşağı trendin başlangıcı olabilir. Peki. Hocam şimdi BIST'e bakacağız. Biz nasıl, evet, etkileneceğiz? Borsada yön nasıl olacak ve borsa yatırımcısı bugün nasıl bir konum almalı? Ona bakacağız ama bir reklam aramız var. Kısa bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam BIST'e bakalım dedik. Borsada yön nasıl olur? Dışarıda olumsuz bir hava var. Dün bize yansıdı mı bu? Bizde de bir gerileme vardı. Bugün nasıl başlarız ve borsa yatırımcısı ne yapmalı? Nasıl hareket etmeli? Evet. Bu gerçekten önemli bir soru ki ben belki geçen hafta sonuna kadar genel olarak borsada olumlu hava vesaire hani çok fazla şey değildim yani, sıkıntılı değildim. Bunu bu hafta başından itibaren, pazartesinden itibaren vurgulamaya başladım. O da barış şu. Şimdi altındaki düşüşün en önemli sebebi, sen borsa sordun ama başka bir şey anlatıyorum. Altındaki düşüşün en önemli sebebi bence Çin'deki büyümenin ciddi anlamda gerilemesi. Altın kara borsaya düşmüş hocam. Çeyrek altın bulunamıyor. Çeyrek altın bulunamıyor. Şöyle yani, o altına biraz sonra değinelim. Neyse şu borsayı bir anlatayım. Ya borsayı arttıran faktör nedir? Yatırımcı çok basit bir soru sormalı. Firmaların karları büyüyecekse, satışları büyüyecekse o zaman gider yatırım yaparsınız. Faizler, evet, değişmediğini varsayıyorum. Böyle bir durumda Türkiye için 2.2 büyünen bir yıldan 4'e geçiyoruz. Merkez Bankası çok ciddi bir destek atmış büyümeye. Artık krediler %20 de büyüse anlamı yok. Yani %30 da büyüse. Merkez Bankası hani %25 geçilmeli ki o zaman BDDK'ya gidip rica edecek. Ya şu kredileri indirmek için biraz önlem al vesaire diyecek. Ben BDDK'nın hiçbir surette kredileri engellemeye yönelik bir hareket yapacağını hiç ama hiç zannetmiyorum.
O konuda da kurumlar arasında yani kurumlar arasında bir işbirliği vardır ama kesinlikle şu an politikacılar, hükümet tamamıyla büyüme tarafındadır. Evet. Ve büyüme konusunda sıkıntı yaratacak hiçbir adım atılmayacaktır. Öyle düşünüyorum. O zaman Türkiye borsasına yatırım yapmalıyız. Peki biz ayrışıyoruz dışarıdan. Bugünkü benim yazımın konusu şu. Moody's hala not arttırır mı? Yani ya Moody's cari açık ve enflasyon deyip duruyordu. Son kararlardan sonra Merkez Bankası kendi söylüyor. Cari açık artacak ama yavaş artacak. Peki yarın petrol fiyatları bir anda yeniden yükselmeye başlasa ne olacak? O zaman hızlı artacak. Senin o zaman yumuşak karnın gitgide daha yumuşak bir hale gelecek. Bu durumda ben Moody's'in artık şöyle olacağını düşünüyorum. Pek not arttırma için en az bir şöyle 2 ay daha bekleyip cari açığı izlemek isteyeceğini düşünüyorum. O nedenle oradan yeni bir not arttırımı şu an için beklemiyorum. Yanılabilirim bu konuda. Yani bunu özellikle vurgulayıp yanılabilirim. Ama kendi senaryomu aktarıyorum. Bu senaryoya izleyici ister inanır ister inanmaz. Benim borsada sorun olmayacak söylemimin geçen haftaya kadar temel sebebi Amerika'daki büyüme ivmesinin hızlanarak devam etmesini bekliyordum. Fakat veriler sonra ters gelmeye başladı. Biz de 86 bine zirveye yaklaştık. Tamam mı? Biz ne kadar ayrışabiliriz pozitif? Sadece not arttırımı gelse dahi geldiği gün bu piyasa gümbür gümbür aşağı gider. Daha önce olduğu gibi. Daha önce de Moody's bir not arttırdığında belki %8'e yakın düşüş oldu arkasından. O zaman not arttırımı kovalamanın ne anlamı var? O zaman biraz beklenmek zorunda. Yani özellikle borsa yatırımcısı için çok güçlü bir direnç var. Yani 86-700 direnci var ki oraya bir daha test ettik, kıramadık, 82'ye geldik. 82'den tekrar yukarı vurduk, 86'ya yaklaştık, geri döndük aşağıya. Bu dış piyasalar, özellikle Amerika dün %1'e yakın düştü Dow Jones Endeksi. Şeye baktığımızda, S&P'ye baktığımızda %1.43 düştü. DAX dersen teknoloji hisseleri vesaire %2.5 düştü. Yani 2.43 düştü. Ben Amerika'da artık ciddi bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Yani borsalarda bir satış geleceğini düşünüyorum. Yani direnci kıracağını biliyordum. Yani daha önceki 14.170 direncinin geçileceğini, 14.750'ye kadar bir gelinebileceğini düşünüyordum ama ondan sonrası benim için de zordu. Orada ilk sinyaller geldi bana göre. Yani Amerika'dan ilk sinyaller geldi. Yani bir düşüşün başlaması için ilk sinyaller geldi. Şimdi grafiği verelim arkadaşlar. Özellikle de işlem miktarı arttı. Şu an grafikte çok net bir şekilde görülüyor. Son 3 günü görüyoruz. Bu yüzde Amerika'da yaklaşık olarak %2.5 düşüşün olduğu gün S&P'de. Bu Dow Endeksi yalnız. Ertesi gün bir tepki yapmasını bekliyordum, yaptı. Dün tekrar düşüşe geçti ve bugün Amerika zorlanacak. Yani 14.700 ile Dow 14.500 aralığında gidip gelecek. Şimdi bu resim böyle. DAX'a bakalım. DAX'ta artık destekler kırılmış durumda. Yani bu aşağıya doğru kırılmış durumda. Küresel borsalara baktığımızda Çin'e bakıyorum. Çin daha önce zirvesini görmüş, aşağıya zaten dönmüş durumda. Yani Çin'de bir büyüme beklentisi gitgide aşağıya geçiyor ve son gelen büyüme de iyi değil. Bu tüm bu resim, işte bu gördüğümüz resimler ki Amerika'da şimdi faizi veriyorum, tahvil faizini. %2.12 ona yaklaşan tahvil faizleri 10 yıllıklar %1.70'in altına gerilemiş durumda. Bütün bu gelişmeler küresel olarak ekonomide yavaşlamanın sinyali. IMF de öyle söyleyince benim senaryomda şöyle bir değişiklik oldu. Özellikle tamam, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Özellikle bu aşamadan sonra biz de dış piyasalara uyumlu davranmayabiliriz. Hala not artımı beklentisi yer alabilir. Dış borsalar düşerken biz düşmeyebiliriz. Hala endeks 82 bin ile 86 bin aralığında gidip gelebilir. Ve çok da fazla kaybettirmeyebilir. Önümüzdeki ne bileyim bir hafta 10 gün içerisinde. Ama uzun süre ayrışmamıza imkan yok. Emtia fiyatları dün bakır desteklerini aşağı kırdı gidiyor. Diğer emtialardaki düşüşün ana sebebi tamamıyla küresel büyüme endişeleri. Bu endişeler varken borsayı yukarı götürecek bizde sebep var. Ama o sebep dış piyasalardan pozitif sürekli ayrışacak kadar güçlü bir sebep mi diye baktığımda işte biz pozitif ayrışmış durumdayız. Bu nedenle ben borsada şu an şunu öneriyorum.
Yani bir miktar nakde geçiş önemli. Karlı olan hisselerde, ki şu an karda olması lazım yatırımcıların. Çünkü 85 bin, 83 binde alım önermiştik. 85.500 seviyesinde, 85 bin civarları görüldü. Bu hafta başından itibaren 85.700 de görüldü. Yani oralarda satmış olan, nakde geçmiş olan likit fonda kalmalı bence. Tahvil bonoya da girmemeli. Buradan bir miktar hafifçe dövize girilebilir. Dolara girilebilir. Bir miktar, onu çünkü sormuş izleyicilerimiz, onun için söylüyorum. Altın 1350 doların altına geldiğinde 1320 altına, kısa vadede, kısa vade derken 1-2 ay vadeli. Bence çok uygun bir yerde altın, ama bir hafta daha beklenmesi lazım. Yani 1320'leri aşağı kırıp kırmadığını görmemiz lazım, ama ben kıracağını pek zannetmiyorum. Şu an bir miktar para kazanmayayım bu dönem süresi. Yani 1-2 ay ben para kazanmayayım demesi lazım. Likitte kalayım demesi lazım bence yatırımcının. Çünkü küresel piyasalardaki hava böyle hafif hafif bulutlanmaya başlayan ve çok uzakta da, böyle Amerika'dan da gelen böyle hafif bir kara bulut, ya o yağmur bulutu mu diyeceğimiz veya bir fırtına bulutu mu diyeceğimiz bir bulut gibi geliyor bana. Ben bu resmi görünce tabii, ama şunu söyleyeyim. Benim doğru çıkma olasılığım, ben kendi istatistiğimi her zaman tutarım ne yaptım diye. Doğru çıkma olasılığım da %71'dir. %30, %29 bu söylediğim yanlış çıkacaktır. Belki borsa 86.700'ü kıracaktır. Ben özellikle şunu söyleyeyim. 86.700 geçilmeden borsada yeni alım pek önerebileceğimi zannetmiyorum. Ya da şöyle olur, 75.000'e tekrar gelir, oralarda alım önerilebilir. Çünkü o zaman 75.000, 77.000 o civarlar çok güçlü destekler. Bizim kendi ekonomik durumumuz onun da altına gitmemize çok fazla izin vermez diye düşünüyorum. Hocam son 3 dakika. Altına bakalım. Altına bakalım. Altında şu grafiği verelim arkadaşlar. Altında özellikle bu grafikte sert düşüş gözüküyor. 1525 dolar seviyesi aşağı kırıldıktan sonra çok sert bir şekilde 1320 dolarlara kadar inildi ve ondan sonra altın tekrar yükseldi. Dün itibariyle 1382 dolarları gördü ve hatta 1400'e yaklaştı ve sonra şimdi tekrar geriliyor. Önemli olan nokta Barış, 1320'nin altında kapanış olmaması. Şimdi 1320'nin altında kapanış olduğu anda bu sefer biz 1250'ye kadar gideriz. Ben o yüzden şöyle düşünüyorum. Yani 1300 pek de beklemiyorum yalnız şeyi. 1320'nin altında kapanışı. Daha çok şöyle bir durum bekliyorum. Burada yine bu tür çok volatil durumlarda yanılma payınız yüksektir. Şu seviye 1320. Bu seviyeden itibaren buralara düşüp, tekrar yükselip, tekrar düşüp, buralarda çok sıkışma bekliyorum. Yani şöyle bir sıkışma bekliyorum. Bu sıkışma bittikten sonra bir tarafa kıracaktır. İşte kırdığı noktadan itibaren orada ya altında, İşte o zaman alım yapılmalı. Öncelikle şunun aşağı kırılmaması gerekiyor. Yani şu seviyenin aşağı kırılmaması gerekiyor. O da 1320 dolar seviyesi. Altın yatırımcısı hiçbir şey beklemesin. Şu önümüzdeki bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde altın yatırımcısı bir şey beklemesin bence. Ama bir iki hafta içerisinde altın için çok uygun alım noktaları olacak. Şimdi borsa açıldı ve istersen ilk 5 dakikalık grafiklere bakalım nasıl bir açılış yaptı. Evet, hızlıca hocam. 81.130'u görmüştü dün. Bu sabah itibariyle 84.500'den açılmış durumda. Yani şu yukarı yönlü açılmış durumda. Bugün borsanın en güçlü direnci daha önceki 85.750 direnci. Hani burayı kırar yukarı geçerse o zaman demek ki bir not artışı geliyor diye düşüneceğim. Ama benim beklentim, burada açıldıktan sonra bir miktar yukarı gitse bile 85.000'i fazla geçmeden, yani şu seviyeyi fazla geçmeden yatay sıkışık bir seyir izlemesi ve 84 ile 85.000 arasında kalması. Peki hocam, süremizi doldurduk. Teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Bankacılığı Bank Asya'da.